Selamlar herkese, Hançer ben. RimWorld maceramız tam da bıraktığımız yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Haydi unpause yapalım ve maceraya devam edelim. Nasıl bir maceraysa şu aşamada birazcık can çekişiyoruz açıkçası. Hipotermiye kaptım yine. Şu parazitlerden bir an önce kurtulmam lazım arkadaşlar. Çünkü Hançer'in acı çekmesi gerçekten üzücü. Şu şeyi mi giydirsek? Mor pembe tişörtümü giydirsek. Şu arkadaş da iyileşsin artık. Nasıl ilaçlar veriyoruz buna? Okey. Neden halen uyuyor bilmiyorum. Sadece çizikler falan var kolunda. Okey. Malaria diye bir hastalık geldi arkadaşlar. Uf. Gerçekten öleceğiz. Parazitin yanında malaria geldi. Bunu da iyileştirmem lazım. Bunlar çok sıkıntılı hastalıklar. Uyandırsak mı? Bakayım. En leş hastalıklar geliyor şu anda arkadaşlar. Oyunda gelebilecek. Şu anda iyileştirmem gerekiyor kendimi. Karakterimi uyandırmak da istemiyorum açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle uyandırdım. Okey, kendime bakıyor. İki tane leş hastalık var şu anda üstümüzde. En azından birazcık iyileştirebildim. İşte immunity'nin arkadaşlar malaria'yı geçmesi gerekiyor. %3 şu anda geçemiyor. Umarım geçecek. Aynen, yetişti neredeyse. Baş başa gidiyorlar. Eğer malaria kazanırsa ölüyoruz. Immunity kazanırsa kurtuluyoruz. Bakalım neler olacak. Yemeğimiz birkaç tane var. En azından onu da besliyoruz. Kendimiz de yiyoruz. Ve şu anda dinlenmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok açıkçası. İki tane rezalet hastalığımız var. Okey, bu bittiği anda bir daha kendimize bakmamız gerekiyor. Şu anda geçti immunity. Kedi yemekleri mi yiyor? Yeme! Yemeğim zaten çok az var. İki kişi geldi ziyarete. Şu kankaları herhalde, onu alıp götürsünler. Visitors. Bunlarla hiçbir şey yapamıyoruz herhalde. Trade falan. Yok, sadece geziyorlar. Treatment'a ihtiyacım var. Yine uyandırdım ne yazık ki. Bunlar hep debuff olarak geri dönecek bize. Okey. %75 çok güzel. Sanırım hayatta kalacağız. Ama bütün ilaçlarımızı mahvediyoruz şu aşamada. Bütün ilaçlarımızı mahvediyoruz. Şuraya bir tane kapı yapacağım hızlıca. Herhangi bir şey tıklayıp copy deyip yapabiliyorsunuz. Kapıyı kopyaladım mesela. Bir yandan da yemeğimiz tükenmek üzere. Yine mi treatment'a ihtiyacım var? Neden? Yok. Sıkıntı yok şu aşamada. Parazitleri şey yapabiliyoruz. Dinlenecek vakit şey yapamadım. İyi ki patlamadı karakterim henüz. Gerçekten acımıyor ya render'ım. Parazit üstüne malaria. Kaç oldu yüzde? 246. En azından parazitten kurtulmak üzereyiz arkadaşlar. Hediye geldi. Şu hediye bıraktı şu arkadaşlar. Bir tane ilaç bıraktılar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Çok bir şey değil ama bu gerçekten oyundaki en ekstrem ilaç yanılmıyorsam, bakalım. Evet. Best quality. O yüzden teşekkür ediyorum. Bir ilaç bir ilaçtır. Meşalemiz söndü çünkü tahta yok içinde. Odamız karanlık içerisinde kaldı. Bu niye iyileşmiyor ya? Buna bir şey mi yapmam gerekiyor? Hatırlamıyorum. Social. Yo. Guest şu anda. Sağ klik yapıp rest until healed. Ne demek? Okey. Herhalde iyileşecek ya. Evet, son bir iki tane yarısı kaldı. İnşallah bize katılır ya. 67 yaşında ama olsun, herkes şu anda işe yarayabilir. Besledik onu. Şu yemekleri açıyorum arkadaşlar. Stoktaydı. Ne yazık ki açmam gerekiyor. Şu anda yemek pişirecek şeyimiz yok. Kapasitemiz yok. Yatıyor karakterimiz.
parazitlerle boğuşuyoruz. Okey, immunity %36, malaria %29. Bu şekilde gidersek iyileştireceğiz. Ama dediğim gibi... Ah, okey, gidiyor mu? Bu kadar mı? Katılsaydın bize, gitti. Okey, rica ederim. En azından... quest geldi, Ship to the Stars. Bu arkadaşlar oyunu bitiren questlerden bir tanesi. Gizli bir uzay gemisi varmış ve koordinatlarını veriyor. Ona gidip kaçabiliyoruz ama bunu seçmeyeceğiz biz. Bunu hiç yapmadım açıkçası da ve çok çok zor bir quest muhtemelen. 4 yıldız yapabileceğimiz bir şey değil. End game quest'i gibi bir şey otomatik olarak geliyor. İleride belki bakarız ama onunla hiç gitmedim. Kedi yeme onları! Kedi kaliteli yemeklerimizi yiyor ya. Şu bir tane tavşan indirelim. Hastayız ama... Ya da kapıyı inşa et. Keyfim bilir. Food Binge diye debuff geldi arkadaşlar. Mutsuz olduğum için yemeğe abanacağım. Ve şu anda karakterimi kontrol edemiyorum. Çılgın gibi gezinerek her şeyi yiyecek buldu. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Şu aşamada kontrol edemiyorum. Kontrolü benden çıktı. Birisi geçiyormuş. Ponytail'ı olan. Lütfen bize katıl. Lütfen. Şu anda evet kontrol edemiyorum kendimi. Çılgın gibi ortalıkta gezinecek. Yemek yiyor ve olmayan yemekleri tüketiyor. Bekleyeceğiz ve kendini iyileştirmesi lazım şu anda. Yoksa şey malaryadan öleceğiz. İnşallah geçer bir an önce bu. Evet yemek yiyoruz. Bir tane daha yedik. Lütfen kendine gel Ançer. Gelmiyor. Şu anda kendini... haydi kendine bakman lazım. Evet takmıyor bizi şu anda. Malaryadan öldürecek kendini. Halen yemek yiyor. Tek kolonistle başlamak çok zor arkadaşlar. Ama kendime inanıyorum. Gerçekten kendime inanıyorum. Bu durumda aşacağım bu oburluk şeyini. Okey geçti. Tamam şimdi kendime iyileştiriyorum. Malaryayı. Ucu ucuna hayatta kalacağım. Hiçbir şey yapamıyoruz şu aşamada yatmaktan hariç. Kedimiz de yanımıza yattı. Kedimize bir tane yatak yapabiliriz bu arada. Tavşan cesedi kaldı burada. Restim doldu sayılır. Şimdi o tavşanı keseriz. Şunu da avlayalım. Bir an önce ilaçları açmak istiyorum research tarafında. Çünkü bunlar biterse öldük. Direkt ölüyorsunuz böyle bir hastalık geldiğinde. Hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. Kedi yeme ya. Okey şundan yemek yapalım bir tane. Ya da önce kendimize bakalım. Okey raid geldi arkadaşlar. Bir kişi sopalı. Bence alırız bunu. Gözüm bir yandan orada. Ama kendimize bakmamız gerekiyor. %84. Malaria. Okey. Okey. İdare eder. Gelmiş bile. Görmedim. Çok kötü oldu. Hızlıca koşmam gerekiyor. Range'im nasıl? Şöyle bir range'im var. Okey. Buradan sıkmam gerekiyor. Yapma. Turret'ımızı patlatırsa mahveder bizi. Çok kötü bir pozisyondayız şu anda. Turret'ımızı patlatacak muhtemelen. Kendi de patlayacak. Kaçtı. Çok sağlam bu adam. Gerçekten bizi mahvedebilir bu arkadaş. Hadi. Yes, indirdik. Oh, gafil avlandık arkadaşlar. Bakalım durumu neymiş. Ne kadar çok yaralıyoruz. Karakterine bakalım. Psikopat. bunu almıyoruz. Psikopat istemiyorum kolonimde. Evet, kadınlara güvenmiyormuş. Yer altında yaşamayı seviyormuş. Crafting yapamıyormuş. Bu o ölecek. Saldım onu. Hain ya, şeyimi bozdu. Tek savunma sistemimiz vardı. Onu da mahvetti. Bırakıyorum. Halen kolonimize yakışan bir arkadaş bulamadım ne yazık ki. Şu şeyi yak ya. Aynen. İçerisi aydınlansın biraz. Yes.
Halen dinleniyorum. Çok az kaldı. Şu ilaç dışarıda kalmasın, onu da almak lazım aslında. Lütfen kurtulayım şu hastalıklardan. Bir tane kolonist almamız lazım artık. Birkaç şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi böyle saldıranları vurup sonra işte hapise atıp yavaş yavaş ikna edip şey yapmak. Köle satın alabiliyorsunuz ikinci olarak ama çok paramız yok ne yazık ki. Üçüncü olarak da gökten düşüyorlar. Onları işte getirebiliyorsunuz falan. Öyle opsiyonlar var. Bunların bir tanesiyle bir tane kolonist alıp genişletmemiz gerekiyor yavaştan kolonimizi. Ama her şeyden önce şu malaryadan ve parazitlerden kurtulmak istiyorum. Haydi bitsin. %287, 300 olması lazım. Halen bitmedi. Ah, malaria bitiyor en azından. Okey, fırla. Bütün ilaçlarımızı bitirdik arkadaşlar. Okey, en azından iyileşmek üzereyiz. Güzel. Dinlenmesek mi aslında, çalışsak mı? Şurayı tamir edelim. Yatak odası yapacaktık. Nerelere geldik fark ettiyseniz. Şunun benzinini dolduralım. Tahtası bitmiş. Okey. Uyuma ya. Şeyi ayarlayalım uyumasın. Bed rest 2'de aslında. 2-2 diyebiliriz. Çok yanlış. Her yer kar oldu. Kan oldu. Yine enfeksiyon kapacağız. Bir tane yemek yapalım. Aslında biraz yemek yapmamız gerekiyor. Şunları toplayalım. Komple unutmuşum. Acaba kaç tane taşıyabiliyorum bir seferde? Bence yeterli ya. Topla bunları. Bir şeyler pişirelim. Nasıl gidiyor? Hipotermia yedik yine. Malaria'yı atlattık arkadaşlar. Immunity kazandık. Gerçekten Türkçesi gelmiyor aklıma. Bağışkanlık diye bir kelime yok. Bağışıklık. Oh aman tanrım. Beyin travması gerçekten yaşıyorum. Malaria çok koydu bana arkadaşlar. Parazitler falan. Ah, bağışıklık kazandık sonunda ya. Sadece parazitler kaldı. Onu da birazdan halledeceğiz. Evet. %100 formumuza geri dönüyoruz arkadaşlar yavaştan. Şu cesedi de toplayalım şuradan. Ölmüş bu arkadaş. Yiyelim ya da tabii ki yemeyelim. Ama uykumuzu bölmeyeceğim. Birazcık dinlensin. Gerçekten müthiş bir Survivor çıktı baş karakterimiz kendim. Yıkılmadık, ayaktayız arkadaşlar. Okey. Ceset ya da kalsın yani. Uğraşıyorum cesetle. Okey. Şu ilacı içeri taşıyalım. Tahtalar bozuluyor mu dışarıda? Yavaş bozuluyorlar nispeten. Bir tane hayvan alayalım. Rakun. Ya da hindi. O da olur. Hızlandırdım oyunu. Ne hindiymiş be. Her şeyi dodge'ladı. Hadi. Evet sonunda. Kap bakalım. Orası çok soğuk ya. O aleti oradan almam gerekiyor bir an önce. Her girdiğimde üşüyorum çünkü. Parazit de bitmek üzere arkadaşlar. Okey, malaria da bitti. Gerçekten hayatta kalabileceğimizden emin değildim açıkçası. Biraz ilaç toplayalım şurada. Uzun süredir research'e odaklanamıyoruz.
Kedimiz halen hayatta. Yemeklerimizi yiye yiye. Her yer kan içinde. Okey, otomatik uyuyor çünkü iyileşmesi gerekiyor. Uykusu da varmış bir yandan da. Çok az kaldı. Oh, malaryadan kurtulduk arkadaşlar. İnşallah bir daha bulaşmaz. En zıkkım hastalık gerçekten. Ya yani şu ilaçlar olmasa 10 kere ölmüştük. Şimdi şeyi bir daha inşa etmek istiyorum. Çünkü savunmamız sıfır şu anda. İki kişi saldırırlarsa beni katlederler. Turret bir daha koymak istiyorum. Elbette patladığı için şeyler yok. Steel'ler yok. Yeterince. Okey, kendimi son kez iyileştiriyorum. Parazitler de gidiyor. Gitti diye ümit ediyorum. Oh, sonunda %100'üz arkadaşlar. Geri döndük. Hançer geri döndü. Şuraları kazdıracağım şimdi. Ve çelik toplayacağız biraz. Bir tane daha turret yapmamız gerekiyor. Çünkü aslında iki tane turret yapmamız gerekiyor. Saldırılar birazcık kuvvetlenecek çünkü. Şurada da böcek var bu arada. Ne alemde o? 11 gündür ölmüş. Çürümemiş galiba. Böcek eti yapmayacağım arkadaşlar. Böcek eti pişirebiliyoruz. Ama bulaşmayacağım o işe. Neden bu kadar çok uyuyoruz ya? Var, yok abi uykun. Neden uyuyorsun? Neden uyuyorum? Neden, neden, neden? Kazmaya devam. Turret'ı bir an önce inşa etmemiz gerekiyor. Bir yandan da skill falan da kazanıyoruz. Biraz daha 7 olmuş shooting'imiz. Construction 7 olmuş. Bunlar güzel şeyler. Bunlar arttıkça yetkinleşeceğiz. Bu arada paketleri yemeyeceğiz artık. Kapıyorum bunu. Normal yemeğimiz var. Bunları ne yapıyor ya? Ha, rakun. Çok önceden işaretlediğim rakunu alıyor. Ve pişiriyor. Yatak odamızı da bir an önce bitirmek istiyorum açıkçası. Çünkü böyle pis etin kesildiği yerde olmamalı yatak odamız. Enfeksiyonun kralını kaparız. Şu cesedi taşıyalım. Çünkü her gördüğümüzde debuff geliyor. Moralimiz bozuluyor. Bugün ceset gördük diye burada da bir iskeletler falan birikiyor. İleride bunları yakabileceğiz arkadaşlar da. Şu anda önceliğimiz değil. Şu anda önceliğimiz şunu inşa etmesi. Ha, yapıyor. Okey, bir tane iki tane turret lazım. Elektrik de var. Okey, onları tamir etmene gerek yok aslında ama keyfine bak. Şunu da al içeri. 9 kalmış şey ama sıkıntı yok. Şimdi şuraya devam edelim. Şu odamızı yapalım artık arkadaşlar. Çünkü burası kaosa döndü. Aktif quest geldi bir tane. Düşman klanlardan bir tanesinden bir arkadaş, daha doğrusu onların hapis tuttuğu bir arkadaş, bir radyo çalıp benle iletişime geçmiş. Kraka diye bir karakter. Onu yakınlarda bir kampta rehin tutuluyormuş. Onu kurtarırsan kolonine katılacakmış. Ama iki tane turret ve bir kişi savunuyormuş orayı. Hayatta kurtaramam iki tane turret varsa. Ne yazık ki bunu haritada da bakabiliyorsunuz. Biz neredeyiz ki? Biz neredeyiz? Bilmiyorum. Bizim base burada. Okey. Buraya gitmek günler sürer arkadaşlar. Bu yapamayacağımız bir quest şu aşamada. İleride çok kolonistimiz olursa böyle questlere yollayacağız. Ama şu aşamada mümkünatı yok. Okey, odamızın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Ya da devam etmiyor. Atmalı fırlatmaya karar verdim. Şeye. Ama eğlencemizden kesmeyelim. Ceset gördüğümüz için ve karanlıktan şeyler var. Halen. Şu niye geliyor ya? Tek başıma yaşadığım için gelebiliyor. Geliyor olabilir. Artı 30 bonus var. Sıcak elbiseye ihtiyacım var. Ha, kış mı geldi? Evet, sıcaklık arkadaşlar düşüyor. Şöyle baktığınız takdirde dışarıdaki sıcaklık düşmeye başladı. 15 derece.
14 derece. Bu biraz sıkıntılı. Elbise şu anda yapamam. Benim üstümde neler var? Tişört var bir tane. Detaylarına bakabiliyor muyum bunun? Çok detay var gördüğünüz gibi. Sıcaklık konusunda %18. %5-7. Bu tişörtü giyersek ne oluyor? Çok fark etmiyor herhalde. Okey. Bir şey giydiremeyeceğiz ne yazık ki. Şunu yapacağız arkadaşlar. İçeriye ateş yakacağım bir tane. İçeriği ısıtması için. Neredeydi? 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 Torch da ısıtıyor da o kadar ısıtmıyor. Temperature'a gidiyorsunuz. Campfire gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama gerçekten ateş çıkacak ya. Yatağın yanına. Şöyle dibe bir tane ateş kurdum arkadaşlar. Odayı ısıtsın diye. Vazgeçtim. O kadar soğuk değil ya. İptal ettim. İptal ettim. Ateşle oynamamak lazım bu oyunda. Ya ateş çıkıyor çünkü. Yangın çıkıyor. Sonunda odamızı bitirmek üzereyiz. Süper. Çatısını da yap. Okey, şimdi yatağımızı taşıyoruz. Onun dışında ışık kaynağına gerek yok. Karanlıkta uyuyabilirsiniz. Furniture yapıyoruz. Şöyle başınıza dresser koyarsanız arkadaşlar, bonus geliyor bir tane. Kolonist yatağı mı lazım? Taşıyorum ya. Okey, kendimin yatağı bu. Hançer diyorum. Yanıma da şey yaptım. O da bir bonus getiriyor. Okey. Bir de zemin yapabiliriz arkadaşlar. Biraz daha mutluluk versin diye. Zemin, zemin, zemin. Floors. Farklı şeyler var. Farklı güzellikleri de var bunların. Steel'den yaparsam mesela. Beauty'si 1. Çok da bir şey getirmiyor. Tahtadan yaparsam. Hiç beauty'si yok. Gördüğüm kadarıyla. Steel'den. Yok ne yazık ki. Başka opsiyonlar da var. Şöyle bir hızlıca gözden geçireceğim. Slate'den yaparsam. Slate'den yapalım arkadaşlar. Bildiğimiz şeyden yapalım. Okey, biraz gerekecek ama sıkıntı yok. Bu arada yemeğimiz falan idare eder. Orayı tamir etme ya. Sıkıntı yok, orası damage yiyebilir. Odamızın genişliği arkadaşlar, içinin kalitesi, temizliği gibi faktörler moralimize etkiliyor ve uyurken de moral boost'u veriyor. Moral çok önemli bu oyunda. Gördüğünüz gibi yani şu anda fena değil karakterimin morali. %50'nin üzerinde ama o düştüğü takdirde yani diğer kolonistlere dalabiliyor, çıldırıyor, gidiyor, kontrol edemiyorsunuz karakteri. Ve rezalet bir moda giriyor. O yüzden morali kesinlikle yüksekte tutmamız gerekiyor. Yani sağlığın yanında çok önemli bir faktör açıkçası. Sanırım inşaat edeceğiz. Yes. Haydi devam et koçum. Okey. Uykuya daldık. En azından bateri patladığında yanımda patlamayacak. Yağmur başladı. Evet, mesela yıldırım çakarsa da ateş çıkarabiliyor. O yüzden tahtadan olan şey hop 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 başladı ateş tam demişken. Benim karakter söndürmeye gidiyor. Söndürmesini istemiyorum çünkü yağmur yağdığı için otomatik sönecekler. O yüzden firefight'ı kapıyorum arkadaşlar. Kapamayayım, çok yanlış fark etti o. 4 yapıyorum. Bir önceliğimiz değil. Otomatik söneceğini göreceksiniz yağmur yağdığı takdirde. Sönmediği için beni rahatsız etmeye başladı. Ha, söndüler.
Bir tane de lamba yapabilirim odama. Aydınlık vermesi açısından bir gıdım da olsa. Lamba. Şöyle kenara yapacağım. Ama elektrik çekmek gerekiyor onun için. Onu da yaparız. Power. Şuradan yetişir diye düşünüyorum. Süper. Odamız hazır arkadaşlar. En azından birazcık daha temiz tutabiliriz falan. Orayı tamir etme ya. Yapamam. Steel yok. Hemen yukarıdan kazalım. Şuradan iki tane daha kazalım. Moralim biraz düşmeye başladı. Neden? Üç kere ceset görmüşüz. Oo, kafama yıldırım düştü. Oh. Geyin kafasına yıldırım düştü arkadaşlar. Vücudu yanıyor şu anda. Sol bacağı yanıyor ve... Çok iyi ya. Kafama düşebilirdi orada. Game over olabilirdim arkadaşlar. Yanımdan düştü ya. Çok iyi. Neyse. Devam. Şurayı inşa et rica ediyorum. Oyun oynama. Hadi oyun oyna. Morali biraz düştü. Rezalet yatak odası diye debuff geldi. Soğukta üşüdü. Soğukta yattı diye debuff geldi. Yemeğimiz bitti bu arada. Şunu hızlıca inşa edelim. Hop, lamba yandı gördüğünüz gibi. Dip dip olmasına gerek yok. Biraz mesafeli olabilir. Elektrik kablosuyla, elektrikle çalışan şey arası. Tavşanı avlayalım. Tek at. Yangın çıkmış burada. Yağmur kesildiği için. O biraz yayılacak arkadaşlar. Ama umarım ki tarlamıza kadar gelmez. Tarlamıza kadar gelirse biraz sıkıntı olacak. Yayılıyor. Tarlamıza geliyor. Base'imize kadar gelebilir o. Neyse gözüm orada. Gerçekten yayılıyor. Bu kadar yayılmamalı. Gerçekten bitmiyor. Şu şey yeşil samanlıklarda yayılıyor. Söndürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, tarlamıza yayılacak. Ya da yayılmayacak. Yağmur yağsın lütfen. Alttaki bitti bence. Aynen, bitti o. Ah, yağmur yağıyor. tahtadan base'imize doğru geliyordu yağmur. Söndürebiliyoruz karakterle ama Sims karakteri gibi düşünün, böyle yavaş yavaş söndürüyor. Bizim arkadaş, ben daha doğrusu yemek yapıyorum. Şu anda. Güzel. Şunu da arkadaşlar taşıyorum. Reinstall. Taşıyamıyorum, yer yok. Ah, yer yok. Granit mi? Hadi bir tane kazalım. Ya bu arada research yapmam lazım benim ya. Hiçbir research'e odaklanmıyorum. Research'ü birledim birazlığına. Çünkü ilaç yapmam gerekiyor her türlü. Ve ilaca çok var. Bir daha bakalım. Drug yapacağız. Sonra medicine açılacak. Ama micro... İlaç çok önemli arkadaşlar. Ama müthiş research şeyi gerektiriyor ve bir kolonistle hem research yapmak hem de koloniyi çevirmek vakit alıyor. Onu da biraz yemek depolayalım. Maksimum 100 değil, abarttım. 30 yemek biriktirene kadar yemek pişirme görevi verdim.
Aynı şekilde 30 et olana kadar et kesme şeyi verdim. Birazcık yemek biriktirmiş oluruz. Kötü günler için. Dışarısı 12 derece. Biraz daha soğudu. Eşek. Evcilleştirebiliyoruz da ama işte saldırabiliyorlar evcilleştirirken. Ha, öyle sıkıntılar var. Moralimiz de toparladı. Masasız yemek yedi şeyi geliyor habire. Hadi masa yapalım bir tane artık. Hatta şöyle yapacağım. Duvarı kopyala diyeceğim. Şöyle yapıştırdım gitti. Ve bir tane kapı olsun. Şunu inşa ediver, rica ediyorum. Biraz büyütelim base'i. Şey, research'ü 1 yaptığım için geri dönüyor. Research'ü 4'e çektim. Şimdi inşa edecek. Okey, süper. Böylelikle research table'ı şuraya taşıyorum. Orada yapmayacağız research'leri. Bir tane daha lamba yapıyorum. Orası aydınlıkta research yapabilsin diye. Bunları tamir etmeye taktım. Hadi tamir edelim, yapacak bir şey yok. Süper. Böylelikle şunu da içeri taşıyabildim. Açıkçası şunu parçalamak istiyorum. Aralarında geçiş olsun. Okey. Bunlar tek oda oldu nispeten şimdilik. Ve bunu da buraya koydum. Okey, artık üşümeyeceğiz yemek yaparken. Şu zonu da genişletiyorum. Bunun hepsi yemek zonu olacak. Burası da şey, okey. Kedimiz zatürre olacak. İyi ki onun hastalıkları yok şu aşamada. Şeyde yatıyor. Yağmurun altında uyuyor. Ben bir tane daha turret yapmak istiyorum açıkçası. Yan yana yapmayacağım çünkü patlıyor biri bozulduğunda. Şu kadar mesafe yetiyor muydu? Sanırım yetiyor. Bir tane de buraya turret yapacağım. Okey. Çünkü dediğimiz gibi iki şey çok önemli arkadaşlar. Bir sağlık, yani hastalıklar falan geliyor, öldürebiliyor kolonistleri. Ölmemem gerekiyor, oyunun amacı o. İkinci problem ise elbette saldırılar, fiziksel saldırılar. Onlar da müthiş bir şekilde zarar verebiliyor, öldürebiliyor size. Bu ikisine her daim hazırlıklı olmam gerekiyor. Böcek çürümüş burada. Ve bir tanesine turret'larla hazırlıklı olacağım. Bir yere kadar. Armor'ım falan da yok şu aşamada, o yüzden. Onun sıkıntısını çekiyorum. Taktı ha, tamir etmeye şunları. Okey. Ne yapıyorum? Boş boş geziyor. Yürüyüşe çıkmışım. Okey. Şunu da inşaatını yapalım. Okey, yorulduk. Arkadaşlar, arada sırada bu seriyi oynarken save yapacağım ben. Gerektiğinde load yapacağım. Öyle bir sözüm yok yani. Ve riskli şeyler denediğimde öncelikle save yapacağım.
Ölürsem, patlarsam direkt load edeceğim. Mesela birazdan geyik avlamaya çalışacağım. Saldırıyorlar mı emin değilim ama gelip saldırıp beni darmadağın ederse geyiklerden bir tanesi. Load yapmayı düşünüyorum. Şunu da bitirdik. Okey. İki tane turret'ımız oldu. Süper. Mesela bir tane save atalım hızlıca. İsim veriyorum. Hançer bölüm 2 A diyelim. Şu G'ye de alacağım arkadaşlar. Bakalım saldıracak mı bize? Saldırmaz diye ümit ediyorum açıkçası. Ama göreceğiz. Saldırmıyor herhalde. Ya bazı durumlarda agresifleşebiliyorlar, üstümüze saldırıyorlar. Bayağı et çıktı. Bir sürü yemek yapacağız. Süper. Şu yatağı da taşıyabiliriz bence. Çünkü aksi takdirde orada pisliğin içinde durmamalı yatak. Okey, süpersin. Yemek konusunda sıkıntımız yok. Research'a odaklanabiliriz bence şu aşamada. Aynen. Ya bir de masa yapalım. Çok istiyorduk. Masada yemek yemek gerçekten moral veriyor. 2'ye 4. Uf, çok büyük bu. Slate'den yapabiliyoruz şu malzemelerden. Yapıştırdım gitti. Bir de sandalye yapacağız. Wooden. Sandalye de yiyeceğiz. Hoppa, güzel. Research'ün önceliğini kapamam gerekiyor tabii ki bunları yapabilmem için. Haydi masayı inşaata başla. Yatma, yatma. Sandalyeyi de hallet ki sabah sandalyede yiyebilirsin. Bunlar ne? Değişik değişik mantarlar var burada. Ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Mağaraya girmeyeceğim henüz. Ama bütün böcekler öldü galiba. Bu çok avantajımıza bizim açıkçası. Böceklerle zaten. Bunlar nedir? Gold. Aa, süper şeyler var. Günaydınlar. Artık masada yiyebileceğiz. Ki öyle yapacak umarım. Pişiriyor halen. Sıcaklık nasıl içeride? Güzel. Donmuş durumdalar şu anda. Bakayım. Eksi 8. Fena değil. Buralar da soğuk aslında. Diğer odalar da soğuk. Ne yapıyorsun? Okey. Research'a odaklanalım. Şu meşaleyi yaksın öncelikle. İçeri karanlıksa, karanlık bir yerde çalışıyorsa arkadaşlar o da bir debuff getiriyor açıkçası. Bir tane daha sandalye yapmasını istiyorum. Böylelikle research yaparken sandalyeye otursun. Ama umarım kapıyı tıkamayacak o. Bakalım göreceğiz. Tabii bir tane ağaç kesmek gerekiyor. Onu yapabilmek için. Ne kadar hızlı kesiyoruz artık. Yetenek kazandıkça daha hızlı ve etkin bir şekilde yapıyorsunuz. Her şey elimizden geldiği için hızlanıyoruz gitgide. Şunu medical bed yaptım. Şöyle de sıkıntı da var arkadaşlar. Bunu medical bed yaptığım için bunun hepsinin oyun hastane olduğunu varsayıyor. Sanırım şu aşamada. Ona göre bazı değerler katıyor. Enfeksiyon şansı %81. Katlanıyor galiba. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu hastaneye çevireceğiz.
Sadece bir kapı yapmamız gerekiyor ve alternatif bir oda olarak algılayacak. Bu çok önemli. Mutfağımız, yatak odamız, işte eğlence odası, hapishane gibi odaları algılıyor oyun. Bir yerden de bakılıyor, ona bakacağım. Ve pis bir odada, o yüzden yatak olmamalı, hastane olmamalı. O yüzden şimdilik ufak tefek odalara ayırıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Tamam yeter, 20 küsür tane yemeğim oldu. Yani şunu inşa edelim ama onun için şey gerekiyor. İki tane ağaç kesmem gerekiyor. Oh, masada yedim. Süper. Sonunda masa yedim. Bakalım şey geldi mi? Okey, gelmedi. En azından debuff gelmedi. Ziyaretçilerimiz var. Natural bunlar. Sanırım bir şey satıp alabileceğiz. Çünkü kafasında soru işareti var. Gördüğünüz gibi mavi şeyden. Burası hastane oldu arkadaşlar. Enfeksiyon %59'a düştü. 80 küsürdü az önce. Böyle farkları var. Skillimize bağlı olarak arkadaşlar social skillimiz var. Fiyatlar ona göre değişiyor. Neler varmış bu arkadaşlarda? Şu pantolonu ve şeyi satabiliyorum. Cesetten topladığımız 60 silver geliyor. Bizde 2000 silver var şu aşamada. Short bow'u satabiliyoruz bir tane. Dandik. 3 şey. Dursun, dursun. Yapacak bir şey yok. Neler satıyor? Medicine satıyor. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Kaçırmam. İlaçlar çok önemli. Chain Shotgun. Benim silahım daha iyi muhtemelen. Reinforced Barrel. Bunu da almıyorum. Flak. Bu uyuşturucu gibi bir şey sanırım. Hayatları mahvediyor. Komüniteleri yok ediyor. Society'leri, toplumları mahvediyor diyor. Uyuşturucu bu. Almıyorum. Bence yeterli. Teşekkürler. Birazcık ilacımız oldu. Şu ilaç arkadaşlar level 3. Şu ilaç level 1, pardon. Bu level 2. Bu da level 3 ilaç. 3 farklı kademede. Karaktere gidersiniz zaten, health'ine. Şuradan göreceksiniz. Daha kaliteli şey yapabiliyorsunuz. Yaralara daha kaliteli bakabiliyorsunuz. Ne kadar kaliteli ilaç kullanırsanız. Güzel oldu açıkçası. Masada oturuyorum artık. Masayı o kadar sevdim ki. Solar Flare geldiğine bütün elektroniklerimiz bozuldu. Turret'larımız bozuldu. Umarım saldırıya gelmezler şu anda. Şunları topla dostum. Hepsini. Ziyaretçilerimiz gidiyor. Research'a odaklanalım bence. Research'ü bir yaptım. Sal orayı, sal. Sıcaklık nasıl? İçerisi 13 derece oldu. Yemekler bozulur. Yani enerjiniz olsa bile çalışmıyor arkadaşlar, ne yazık ki. Öyle bir durum var. Solar Flare. Gıcık bir event. Kedimize bir yatak yapacağım bu arada. Çok önemli şeylerden bir tanesi. İnşa edebileceğiniz. Recreation'da mıydı? Furniture. Geldi elektriklerimiz. Hayvan yatağı var burada. Light Leather'dan. Şu başucuma koyacağım. Yeterince yokmuş elimizde. Başka bir malzemeden yapabilir miyiz? Kutu da yapabiliriz aslında. Ama yatak yapmak istiyorum. Bird skin. Kuş derisinden yaptım. Elimizde olan bir şey. Böylelikle umarım ki kedimiz yanımızda uyuyacak artık. Buff veriyor mu hatırlamıyorum aynı odada uyunca, ama güzel oldu. Okey. Set Owner kedi. İsmini kedi koymuştuk. Kedinin yatağı var artık. Bakalım takılacak mı orada? Takılır herhalde ya. Şunu indirelim. Mevsimler nereden bakılıyordu hatırlamıyorum. Ha, burada yazıyor. Fall. Sonbahardayız arkadaşlar. Kışa gireceğiz. Kışta kendi dertlerini yanında getiriyor açıkçası. Slave Trader. Oo, hadi bakalım. Köle. Of, ne kadar kalabalıklar. Yılanı mı var şunun?
Kobra ile geliyorlar. Kobra ile geliyorlar. Nasıl bir güruhtur bu ya? Köle alabiliriz arkadaşlar sanırım. Kolonimize katılabilir köle. Şu altını aldım. Inventory'me koyuyorum. Çünkü satabilirim onlara. Inventory'mde olması lazım. Stockpile'ımda. Gelin bakalım. Norma. Köle alalım bir tane. Bakalım neler var. Bira satıyor. Uyuşturucu satıyor. İlaç satıyor. Ve 4 tane kölesi var arkadaşlar. Hepsine paramız yetiyor. Bizim 2000 silver'ımız var. 1500-1700 arası değişiyor bunlar. Bir tanesini alacağım kolonimize. İncelemek gerekiyor tabii ki de. Jealous, kıskanç. Bunu almayacağım arkadaşlar. Basit işler yapamıyor çünkü. Yoksa alsam mı? Mining, cooking yapıyor. Hayvanlarla ilgileniyor. İdare eder. Şu en iyisine bakalım. En pahalısına bakalım. Schneider ismi. Mining'i efsane. Plantlerle ilgileniyor. Crafting var. Fena değil. Ama shooting'i yok. Kombatta hiçbir şey yapamayacak bize. Destek olamayacak. Flabbe diye bir karakter var. Bu neler yapıyor? Okey. Efsane. Shooting'i var. Hızı da öğreniyor. Social efsane de değil. Research'e vereceğim arkadaşlar. Bunu Intellectual Research'e etkiliyor. Bütün gün research yapacak. Level 13 zaten. Okey, bunu alabilirim. Fiziksel olarak daha hassas. Psychically, yani zihinsel olarak daha hassas. Kadınlara güvenmiyormuş ve şeymiş, greedy. Açgözlü. En iyi yatak odası onun olmazsa morali bozuluyormuş. Hadi bakalım. Bunu alabilirim arkadaşlar. Bunu research'e koyacağım. Erkek 21 yaşında. Aldım gitti. Bir kişi daha alamıyorum şu aşamada. Bir kişi yeterli. Yanlış kişi alıyordum. Flabby'yi alıyorum. Şu Alex'e de bakalım. Neymiş? Shooting'i yok ya. Okay. Researcher olarak alıyorum arkadaşlar yine arkadaşımızı. Hoppa. Şimdi birden fazla kişi olduğumuz için bir koloniye dönüştü bu elbette. Faction'ımızın ismi ne olsun? Ve settlement. Klanımızın ismi, üstteki alttaki de burası, buranın ismi. Arkadaşlar ben Yüzüklerin Efendisi temasıyla gitmeyi planlıyordum. O yüzden öyle yapacağım. Yüzük Kardeşliği koyacağım ismini. Tabii Türkçe klavyem yok, idare edin. Kardeşliği. Settlement'ımız da Gondor olsun arkadaşlar. Süper. Ve bütün karakterlerimiz isimleri akılda kalsın diye yine Yüzüklerin Efendisi'nden isimler koyacağım. Flabby mesela neler yapıyor bu arkadaş? 21 yaşında erkek. Research yapacak. Bir yandan da çağrışım yapsın istiyorum. Sağ kulağı kaşınıyormuş, ağrıyormuş bu arada. Detaylara bakar mısınız? Neyse bunlara bulaşmayalım. Bu arkadaşın sosyal skilleri, intellectual'ı yüksek. Bence bundan güzel bir Gandalf olur. Tipi benzemese, yaşı benzemese de zekası ön planda. Senin ismin artık Gandalf olacak. Ve böylelikle Yüzük Kardeşliğini yavaş yavaş kuracağız. İsim nereden değişiyordu? İsim nereden değişiyordu? Agaret. Yüzük Kardeşliği şuradan değişiyor. Gandalf. Hoş geldin aramıza. Gandalf research yapacak. Ve artık research önceliğini benim gördüğünüz gibi bir kişi daha eklendi. Benden çıkarıyorum. Önceliği ona getiriyorum. Onun dışında takılacak işler de yapacak. Bekçilik yapabiliyormuş. Avcılık yapabiliyormuş. Fena değil. Güzel. Hoş geldin kolonumuza. Şimdi ona yatak gerekiyor. Kıskanç olduğu için arkadaşlar Gandalf. Bu yatak odasını Gandalf'a vermem gerekiyor. Yoksa debuff yiyecek. Hançerden almam gerekiyor. O yüzden Gandalf'a koydum. Efsane odaya kondu. Şimdi hançere yeni bir tane oda yapmamız gerekiyor. Yeni bir tane yatak da yapmamız gerekiyor. Hançer şurada uyuyacak şimdilik. Yapacak bir şey yok. Kendimize bir tane yatak yapalım. Çok heyecanlıyım. Bir tane daha kolonistimiz oldu. Hatta yemek pişirmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve research'e gitti. Onun işi Gandalf'ın işi research yapmak arkadaşlar.
Hançer kendisine bir yatak yaptı. Kimin olsun bu yatak? Hançerin olsun. Ve sokakta uyuyacak şimdilik. Ama bir tane daha yatak yapıştır, oda yapıştıracağım bunun yanına. Aynı boyutlarda bir tane daha oda yapacağım. Oldu değil mi? 1, 2. 1, 2. Aynen oldu. Süper. Oh, iki kişi olması çok güzel oldu. Gandalf'ın silahı yok bu arada. Şu yayı vereceğim. Ama kombata daha çok var. Yayı vermem gerekiyor. Avcılık yapacaksa bir tane range weapon gerekiyor. Süper. Hatta şunu avla dediğimiz takdirde hançer avlayacak. Ne yapıyorum ben ya? Yıldızları izliyormuşum. Yüzük kardeşliğine hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Sever misiniz bilmem, ben bayılırım Yüzüklerin Efendisi'ne. Ne yazık ki 3 tane sadece kadın karakter alabileceğiz koloniye. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'nde çok kadın karakter yok açıkçası. Gelip masamda yemek yiyorlar. Eowyn, Galadriel ve Arwen alabileceğiz sadece. Başka kadın bilmiyorum. Herkes masamda yemek yiyor. Ortalığı toparlayın. Neşem yerine geldi ya. Malaria'dan bilmem neden kurtulduk sonunda. Hançer ne yapacak şimdi? Hançer kendisine bir oda yapacak. Yoksa... Ne oluyor be? Ateş ediyorlar. Bir şeyler dönüyor. Kedime mi sıktı? Okey, kedim bir şey öldürdü. Okey. Kedimin adında Gollum yapıyorum arkadaşlar. Yanımızda pet gibi takılacak. Bakalım nereye kadar gelecek. Gollum. Efsane oldu. 0 derece. Çok soğudu arkadaşlar hava. Şey inşa etmem gerekiyor. Hipotermiye kapacağız. Geyik avlamışım. Bayağı da yemeğimiz var. Şu aşamada yemeğe gerek yok ya. İçeriği ısıtmamız gerekiyor. Bakalım sıcaklıklara. 0 derece. Eksi 1 derece. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bir an önce buna önlem almalıyız. Yoksa soğuktan hastalanabiliriz. Emir verelim, emir verelim. Campfire içeri yapılması mantıklı mı ya? Heater. Isıtıcı yapacağız arkadaşlar. Bir tane salona yapıştırıyorum. Genel olarak salonu, şu alanları ısıtacak. Birbirine bağlantılıysa. Heater için de biraz daha kazmamız gerekiyor. Hançeri yollayalım şuraya. Kaç tane gerekiyor heater için? 50 tane steel, çelik gerekiyor. Tamam, topladım. Hediye bıraktılar bize. 65 para bıraktılar. Çok değil ama idare eder. Teşekkürler. Şu ısıtıcıyı halletmem lazım. Gandalf akıyor ya. Research'a bakar mısınız? Tamam. Şimdi elektriğe bağlı değil. Elektriğe bağlamamız lazım ve sıcaklığı 32 dereceye çıkardım. Şimdi kablo çekmemiz gerekiyor oraya. Base'i buradan koparacağım ileride de. Şu aşamada işimizi görüyor. Öncelikle tahtadan yapmayacağız base'i. Tahta ileride çok sıkıntı yaratacak çünkü. Ne yapacaktım? Elektrik çekeceğim. Buraya kadar gelmiş zaten kablo. Şöyle çekersem herhalde yeter. Hançer bir zahmet inşa et diyecektim de. Okey. Heater'ımız çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alanı ısıtıyor şu aşamada. Ama yatak odasına da bir tane yapmamız lazım. Aksi takdirde üşüyecekler gece uyurken. O yüzden hançer kazmaya devam. Bırakma orada. 50 tane lazım. Bir tane daha kaz dostum. Gandalf bitirdi bile research'ü. Artık evet, bitti. Uyuşturucu yapabileceğiz çeşit çeşit. Bakalım. Bazıları çok tehlikeli uyuşturucular ama böyle nasıl diyeyim? Karakterler daha hızlı çalışıyor. Böyle gaza geliyorlar falan. Kullanabilirsiniz ufak tefek.
Ama ben hiç oynarken uyuşturucu işine girmedim. Go Juice mesela böyle Red Bull gibi bir şey. Böyle gaza geliyorlar ama sonra efektleri oluyor. Böyle modları düşüyor falan. Bunları yapmayacağım arkadaşlar. Belki ileride. Şimdi Micro Electronics diye bir şey var. Bununla birleşince Madison'a girecek. Kolay gelsin Gandalf. Bayağı 3000 research gerekiyor. Vay, arada yemek de pişiriyor. Bunun yetenekleri ne bu arada? Bakalım, ona göre iş verelim. İdare eder. Cook. Level 3 ya senin cook'un. Kesin zehirlersin sen pişirirsen. Sen pişirme. Avcılık yapabilirsin. Madencilik yapabilirsin. Okey ya. Şöyle. Çok güzel. Aynen. Research yapsın. Çok güzel oldu ya. Böylelikle bizim ellerimiz açıldı arkadaşlar. Kollarımız açıldı. Diğer her işi yapabiliyoruz. Hop, raid geliyor. Random, rahat bırak. Lütfen kalabalık gelmesin. Ah, bir kişi, süper. Lou isimli bir karakter geldi. Bıçağı var bir tane. Sağ eli tahtadanmış arkadaşlar. Detay istiyorsanız, neden olmasın. Güzelmiş ve tembelmiş. Artistik yeteneği var. Pişirmesi fena değil. Artistik şeyler işte vazodan tutun sanat eserleri yapıyorlar, odaları güzelleştiriyor. Intellectual var. Social'ımız var aslında. Çok da gerek yok ama bunu aşçı yapabiliriz. Hadi bakalım neler olacak. Nerede şu anda o düşman? Haritanın en altında. Yaralamadan indirmeye çalışacağım. Gelsin bakalım. Gandalf'a da yay verelim bir tane. Yay verdik mi? Verdik. Okey. Çok rahat bunu alabiliriz bence. Ama aslında yaralamadan almak istiyorum. Çünkü iyileştirmesi çok uzun sürüyor. Eclipse geldi. Turret'larımız bozuldu arkadaşlar. Ha, turret'larımız bozulmadı, pardon. Ay tutulması ya da güneş tutulması. Güneşle enerji üretemeyeceğiz. Sıkıntı yok. Solar flare'la karıştırdım. Gel bakalım Lu. Okey, geliyor. Gandalf kalk. Seni buraya alıyoruz. Hançer sen de kalk, seni de buraya alıyoruz. Savaş zamanı. Nerede? Geliyor. Okey, turret'lar sıkıyor. Headshot. Ohoho, katlettik. Katlettik. Öldü mü? Oo, direkt öldü. Yazık oldu ya. Neyse, bıçağımız oldu bir tane. Bir tane de ilaç düşürdü. Hançer sen bunu soyma, yok. Sen bunu götür. Al bunu buradan. Bu kolay oldu gayet. Headshot yedi turret'tan. Şeyi var. Cigarasıyla gelmiş. Neyse, bunlar yasak ya kolonimizde. Kontrol edemiyorum alkol ve uyuşturucu açıkçası. Bu mesela acıyı dindiriyor. Ot bu. Ama kullandırtmayacağım. Çünkü yan etkilerini gerçekten bilmiyorum. Patlamak istemiyorum. Oda sıcaklıkları ne alemde? Halen çok soğuk. Şuraya da elektrik çekmemiz gerekiyor. Power. Şuraya çeksek yeter diye düşünüyorum. Aynen, birazcık daha kazalım. Ya da hançer şunları toplayıversin. Gandalf otu içti ya. Yasaklamam gerekiyordu. Çok mantıklı oldu arkadaşlar. Gandalf gerçekten tüttürüyor filmlerde ve kitaplarda. Elinde şeyi de var, asasının içinde hasta. Gerçekten yakıştı onu alıp tüttürmesi. Ah 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 ah. Şu anda gördüğünüz gibi kafası güzel biraz. Okey. Yani bağımlı yapmamız gerekiyor. Gandalf'ın kafası güzel arkadaşlar. Research yapıyor orada. Bakalım ne keşfedecek. Yüzük kardeşliği 10 numara gidiyor. Evet, bu heater'ı da açtık. Bu odayı ısıtıyoruz. Ançer sen kendi odanı inşa et bence. Sokaktasın çünkü. Aynen öyle.
Okey, yavaştan veda edelim arkadaşlar size. Bu bölüm burada durduralım. Zaman tutmuyorum bölümleri çekerken. Kafama göre şey yapıyorum. Yüzük kardeşliği başladı böylelikle. Ve çok keyifli bir kardeşlik olacak umarım. Gandalf muhtemelen bir kere ölecek ve beyaz elbiselerle geri dönecek. Şimdi gri elbiseleri var. Ve bakalım nereye varacak hikaye? Bir sonraki kolonistimiz hangi ismi alacak? Çok teşekkürler izlediğiniz için. Oldukça keyifli bir bölümdü açıkçası benim açımdan. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Yüzük Kardeşliği bir sonraki bölümde sizleri bekliyor. Hoşçakalın.